Evet komiserim, bugün bu 6. vaka. Bu bey de rüyalarının çalındığından şikayetçi. Formu doldurdunuz mu peki? Eksik bir yer kalmasın. Alman bak dilekçeni. Formdaki her bir soruyu cevapladım memur bey. Bekleyecek miyim? Bekleyeceksin tabii. Otur. Ayakta bekleme. Komiserim, arkadaş %50 Android. Oturma sensörü arızalıymış. Bu yüzden oturamıyor. Olabilir tabii. Ben gideyim mi memur bey? Senin acelen nedir beyim böyle? Hayırdır? Biz senin işini halletmeye çalışıyoruz. Sen gitmenin derdindesin. İşime geç kalıyorum memur bey. Mesleğin nedir? Sanatçıyım efendim. Rüya tasarımcısıyım. Bak sen. Peki nasıl oldu bu? Ne vakit fark ettin rüyalarının çalındığını? Ofisimdeki kasayı kırmışlar efendim. Dün kasadan ürün almaya giderken fark ettim. Kaç adetti? 703 adet. 644 adeti teslime hazır üründü. Hepsini almışlar mı peki? Hayır efendim. Bitmiş ürünlere dokunmamışlar. Yalnızca tasarlanacak ürünleri almışlar. İlginç. Neden acaba? Sen ne düşünüyorsun peki bu durum hakkında? Neden bitmemiş rüyaları alsınlar ki? Efendim, boyamadığım rüyalar içinde çok ünlü ve saygın bürokrat rüyaları mevcut. Beni tek kaygılandıran durum bu. Yani? Malumunuz, yaşadığımız coğrafya ve inancımız bakımından başımızdaki bürokratlar gördükleri rüyaları delil olarak sunuyor halkımıza. Tabii bu durum bazen hoş olmayan görüntülerle sarsılabiliyor. Tam bu durumda ben devreye giriyorum ve rüyalarına ufak tefek dokunuşlarla rütuş yapıyorum. Ancak bu gizli bir durum. Ancak çalan kimseler bu durumu fark ederse bu hiç de iç açıcı bir durum olmayacak efendim. Vay be! Peki bu tasarlanacak rüyalar içinde kaç adedi bürokratlara ait? Çalınan 59 rüya içinde 21 adedi bürokratlara ait efendim. Desene durum vahim bay. İsminiz neydi sizin bayım? İsmim Gaş efendim. Gaş, senin durumunda olmak istemezdim inan. Düşünemiyorum rüyalarını almaya gelecek olan bürokratların yüzünü. Sorun değil efendim. Böylesi bir durum karşısında önlemim var benim. Lakin rüyaları sahiplerine teslim edemezsem bir daha iş alamam. İtibarım sarsılır. Nasıl bir önlemim var ki Gaş? Tasarlayacağım her rüyaya 4DKB kodu ekliyorum. Ne demek bu? Efendim, kasama giren her rüya sistem tarafından 4DKB ile kodlanıyor. Bu şu demek. Rüyalarıma müdahil olmaya çalışan her kimse 4 boyutlu karabasan yazılımında karşılaşıyor. Bu da pek hoş bir deneyim olmuyor yaşayanlara. Anladım bayım, ilginç. Durumla alakalı bir gelişme olursa sizinle iletişime geçeceğiz Bay Gaş. Doldurduğunuz formda bilgileriniz var. Biz sizi arayacağız. Anladım memur bey. Teşekkür ederim. Tasarım konusunda bir ihtiyacınız olursa çekinmeyin, arayın. Yardımcı olmaya çalışırım. Sağ olun Bay Gaş, sağ olun. Ben yıllar oldu rüya nöronlarımı aldıralı. Ne güzel bir karar vermişim. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Rüya Ofisi devam edecek.